Bu şehzade eğitimini bize kısaca bir özetler misin? Ya şimdi şöyle tabii bahsettiğiniz gibi Sancak'ta aldıkları eğitim tabii şimşirlik dediğimiz o kapatıldıktan sonra kafes hayatıyla olan eğitimden tabii ki çok farklı. Şimdi Sancak'ta yanlarında çok iyi hocaları var. Aynı zamanda lalaları var. Askeri açıdan onları terbiye ediyorlar. Değişik dersler verdiklerini biliyoruz. Ve İdari tecrübesi idare kazanıyor. tecrübe kazanıyor. Tıpkı İstanbul'daki Divan-ı Hümayun neyse Şehzade'nin de kendi bulunduğu yerde bir yönetim merkezi var. Aynı bürolar orada da var. Dolayısıyla o şehzade orada ileride tahta geçme durumu Kafes söz konusu sisteminde olduğu nasıl? zaman tabii. Ama ileride kafes sistemi olduğu devreye girdikten sonra zaten onların amaç kapalı bir yerde tutulmuş olmaları ve herhangi bir işte meşgul olmaların önlenmesi yani siyasetle Bahçeye uğraşmaların falan önlenmesi. çıkarlardı değil mi? Şimdi Şimşirlik denen daire, İlber Hoca daha iyi bilir tabii, uzun süre Topkapı'da müdürlük yaptığı için. Şimşirlik çok kötü bir Evet, hapishane. orasını belki Hapishane bayağı kendisi değil mi? Kötü bir tarif hapishane. eder. Ama orada da muhtemelen yanlarına verilen hocalar olduğunu biliyoruz. Yani orada da bir hoca tayini Hocası gereken tabii var, hocası var, hizmet ediyor. hizmetlileri var, böyle bir durum var. Bazı padişahlar da mesela yeğenlerini dışarıya çıkarabiliyorlar. Yani İzin mesela veriyorlar. izin veriyor. Beraber çıktıkları vaki. En son örneklerden birisi 3. Selim. Gerçi onun çocuğu yoktu ama o şehzadeleri alıp Bir de 3. Selim ayrı yani evet açık fikirli falan dışarı onlar çıkarabiliyordu. Selefi de öyle birinci Abdül. O demin Abdülhamit dediğimiz diyor. Birinci Abdülhamit diyor. yazışmada Birinci Abdülhamit Kezban. bunun bir Evet. yazışması yakalandı biliyorsun 16. Bilmiyorum. Louis ile. Anlatın. 16. Louis. 3. Selim 16. Louis ile Evet, mektuplaşıyor. uzun Ne diyor çarşılı mektupta? onun güzel. Hiçbir masum şeyler. Yani devlet nasıl idare edilir? Hükümdar nasıl? Zaten 16. Louis bize öyle ilkokullarda öğretildiği gibi değil yani ya ortaokullarda. Aslında püriten yaşama yakın, elinde zanaatı olan Fransa krallarının çoğunun aksine bizimkiler hepsi bir zanaat ehlidir Değil de. mi? Bizim padişahın hepsi bir zanaat O ehli. da orlojiye, saatçi o. Saat yapıyor, tamir ediyor. Mekanik saatleri çok iyi biliyor. Bize hatta gelen galiba bir hediyesi vardı künyesinde yanılmıyorsam. Ve öğrenmeye meraklı, mutlaka dahi bir Fransa kralı değil Selim fakat nasıl irtibat naif. kuruyor bununla? Aa işte Selim herkesle görüşüyor. Herkesle görüştükçe de kralınız kimdir, Grand Duchess'ınız Evet. kimdir, bilmem Serbest yani o nedir. anlamda söylemek. Laf lafı. Selim'i serbest yetiştiren birinci Birinci Abdülhamit, birinci babası da Abdülhamit öyle, böyle açık babası da fikirli. öyleydi. Üçüncü Üçüncü Mustafa da Mustafa da büyük öyleydi. padişah tabii hiç şüphe yok. Kardeşi de öyleydi. Yani Osmanlı Sarayı'nın ananesi protokolü evreleri değişiyor adamdan adama. Onları takip ediyoruz. Biz 18. asrı çok iyi bilmiyoruz. En az bildiğimiz o. Çünkü model hep klasik. Ve o tabii o arada kralla temasa geçmiş. Masumane şeyler, değerli şeyler ama ayıp ve yasak. Ayıp ve yasak. Osmanlı padişahı Evet, Fransa'da nasıl öbürü sorar? naif kendi dünyasından bakıyor işe. Yani kralın da yapmaması gerekirdi aslında. Fakat 1. Abdülhamit iyi bir adamdı. Evet. Ve buna affetti. Affetti de işte artık sokakta çok dolaşmasın dedi. Tamamen saraya kapatıldı. Ve şemsirlikte oturmadı ama onun kadar büyük bir... Şemşirlik nasıl bir yer? Valla şemsirlik işte bu bizim oturduğumuzdan daha basık. Gözdeler koğuşunun üstünde var bir kısmı. İşte oturuyor orada. Yani veliaht dairesi gibi Bahçeye saltanatlı falan bir... çıkıyor tabii. Çıkıyordur arada mutlaka bayramda seyranda bir yerlere çıkarıyorlardır. O kadar dört duvar arasında Değil. tutulmuyor yani burası değil. Sonra Batı'ya eğitime göndermeler var. Batı eğitimi o ikinci İkinci meşrutiyetin meşru. Onu bir hediyesi. anlatın. Efendim şimdi mesela bunun örnekleri var. Osman Fuat Efendi Ki bu fişek gibi Anadolu'ya adam. geçip milli mücadeleye katılmak istiyor. Hayır o Ömer Faruk Ömer Efendi. Faruk'tan karıştırdım tamam. Osman Fuat Efendi Libya'da kaldı. Libya'da kaldı ve Mussolini gelene kadar daha o örgütlenmeyi devam ettirdi. Direnişi devam ettirdi. Birinci Harp'te Hava Kuvvetleri'nin kuruluşuna yardım etti. Birinci Yani Dünya Harbi'nde etkin evet. olarak ve başarıları var Sina cephesinde. Maalesef Enver Paşa Mustafa Kemal Bey'e yaptığı gibi Osman Fuat Efendi'ye de aynı şeyi yaptı. Harp Tarihi Mecmuası'nın kapağından resmini indirmiş. Böyle kıskançlıklar Ben varsa onun varken sen ne siz oluyorsun? çıkmayın öne der gibi.
Şimdi Ömer Faruk Efendi mesela, bunu herkes söyler. Bir kere Galatasaray falan, Fransızca mükemmel o zamanki Galatasaray. Bir de üstüne Potsdam'da okuyor. Evet. Ve orada müthiş bir asker bu. Yani Marne cephesinde, tabii mübadelemiz dolayısıyla, bu Marne cephesinde üçteğmen. Ve orada en büyük nişanı aldı, Kara Kartal nişanı. Bayağı büyük bir asker o zaman. Ona prens diye vermezler, kahraman diye veriyorlar yani. Tabii çok kültürlü, piyano çalıyor bilmem ne işte, resim yapanı. Bu Osmanlı var. Sarayı... Artık eşitsizlik var. Yani bu şehzade çok toparlıyoruz diyor, kabiliyetli, öbürü yok. Yalnız burada bir şey söylemek lazım. Evet. Dirayetli bir hükümdar olmasına rağmen maalesef Sultan Abdülhamit bu şehzadeler konusunda çok aşırı kontrolcü gitmiştir. Yanlarına girip çıkmak herkesin harcı değildi ve çekinirlerdi. Onun için biraz dünyaları kapalı kalanlar daha da kapalı kaldı. Ama orada da yırtanlar oldu. Son Halife Abdülmecit gibi. Abdülmecit büyük bir entelektüel değil mi? Sanatkar, Fransızca biliyor. Sıfıra yakın devlet adamı. Sıfıra yakın devlet adamı. Ne demek sıfıra yakın? Çok tedbirsiz işler yapıyor. Ha, o manada yani diyorsun. Bir yerde tamamen o 24 sürgününde onun da payı var yani, tedbirsiz. Tedbirsiz davranışlar, evet. İşte Ankara'yı ürkten tavırları giriyor. Selamlık düzenlemek falan gibi. Efendim, programımızın sonuna geldik. Her ikinize de katıldığınız için, teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuyu görüşmek üzere, başka konuklarla sizleri bekliyorum. Dolaştı, nasıl yakalandı? Tam 10